canım lütfen şöyle savaşla çalıyormuş gibi hayal et beraber. Sevdiğim senden ayrı gezersen, benden ayrı gezersen evet. Diye değil mi Neşat? Neşat bir böyle çalıp söylüyor. Bir de ben bunu ilk Ümit Tokcan'dan dinlemiştim. Çok farklı bir versiyon. Sözler aynı. Ama tema aynı. Şey. Tema aynı ama notlar, notalar farklı. Tavır farklı. Neşat öyle de çalıp söylüyor. Şimdi Ümit Tokcan, Neşat mı Ümit Tokcan'dan sonra öyle çaldı söyledi? Yoksa Ümit Tokcan mı? Neşet onu aldı, bir düğünde bilmiyorum. Değişik söylemişti, dinlemişlerdir onu. Doğru kaydı vardır. Yani var. O Neşet'in şeyidir. Şurada oturur, başka çalar. Yani oturur, adam başka şimdi bir çaldığını bir daha tutmuyor. Tuttu. Bu bizim şeye benzedi. Şimdi bununla ilgili bir şey var. Dışişleri Bakanlığı'nın korosuna işte televizyon çekimi var. Dışarıdan şey gözüküyor. Para çalacağız. Burada bir şef var. Nota bilmiyor. Şimdi nota bilmeyen şey. Ankara'da onlardan çok var. Ciddi misin? Çok çok Burhan o zaman. Şimdi dedi ki Seyrel Naziyar 5-18 parça var. Dedi ki bunun şef sazlar bir tane Cemal. Küstüğümü söyleme. Yok Seyrel Naziyar şu şey Kul Ahmet'in bildir beni Seyrel. Bindi beni. Ha, bunu çalacağız. Bunlar şey çok mı? Aksaktır böyle şeydir. Evet. 18. Üçlemeler değişiyor, şey değişiyor. Neyse. Şimdi çocuk çalıyor. Kendi başına çalıyor bir parçayı. Tamam güzel.
şef bağlama, buna uyacağız dedi. Tamam. Halbuki nota var, koy notayı, notayı çalalım neyse. Yok dedi, şefe uyacağız, tamam. Şimdi Cemal çalıyor abi bir parçayı. Aynı Neşet'in hikayesi. Çaldı. Bitti. 5 dakika sonra aynı parçayı bir daha prova edeceğiz. Bu sefer farklı çalıyor. Şefe dedi ki Cemal'in hangisini uyacağız? 5 dakika öncesinden 5 dakika sonrasında mı? 5 dakika sonra daha farklı çalıyor. Hayır, şuna uyacağız dese tam beraber çalıyor. Aynen, gene değişiyor. Şey yok, değişmiyor. Şimdi Cemal çalıyor. Tamam, öyle mi çalacağız? Öyle çalacağız. Çalıyoruz abi bir sefer. İyi. İkinci sefer çalacak. Cemal başlıyor. Başka çalıyor Cemal. Cemal'in hangisini uyacağız? Dedim hoca böyle olmaz. Dedim Cemal bir dursun. Biz de dışarıdan gelen sazları bir çalalım. Ne ritim aksiyonu? Abi, notayı koyuyor. Notayı tıkır tıkır çalıyor. Bizde sorun yok. Adam geldiği zaman ritim aksıyor. Vallahi değişiyor. Ekrem Çelebi var. Bak o zannediyorum düzgün çalıyor. Yani her yerde. Evet, aynı. Evet. O şey değil mi? Güzel. Çünkü onu ben Ekrem Çelebi'yi bilmiyorum. O da kendisini şeyde işte piyasada harcıyor. Pavyonlarda, gazinolarda. Yani. Ama abi iyi yani, bir bağlama, piyasa şey. Şart. Abi ne demek şimdi? Neşet ortada yok. Televizyonu açmışım, çalışıyorum. Ya bu Neşet nereden çıktı kardeşim? Yani adam yoktu Almanya'da, elleri çalışmıyordu bilmem ne. Eski parça mı? Bir baktım Allah Allah. Neşet'e benzemiyor ama sazı Neşet. Evet. Arkada TRT'nin sazları falan bu önde. Yakın çekime girince dedim bu adam başka bir şey. Evet. Yani Neşet'ten sazını ayırmak bayağı zor. Öyle abi şey, adamın değişik bir tekniği var. Yani mızrap tekniği, evet. Şeyi falan çok değişik. Ve çok, şey, bağlamayı çok iyi kullanıyor. Ve Neşet'ten çok daha iyi. Bana göre evet. Neşet'e fark yatar. Evet, evet. Allah rahmet eylesin Neşet Ertaş'a ayrı konu. Bağlamayı ama çok iyi kullanıyor. Evet. Abi çok güzeldi ya. Bu bozlak tavrında çalmış. Evet, evet. Bozlak. Abi biz dinlemeye doyamıyoruz seni. Hangi saz daha yatkın eylesin? Fark etmiyor hepsi. Evet, evet. Şey değişik yani. Duyduğumda ya değiş ne oluyor yani ne demek değiş demekten geliyor işte zaten türkü bir şey diyor. Tabii. Anlatıyor
yani niye değiş koymuşlar? Sonra oturdum, düşündüm. Buna başka ne isim verilebilir değiş yerine? Hakikaten değişten daha uygun bir tanımlama çıkmadı. Evet, değiş güzel. Değil mi? Tanıtır mısın bunu? Bu bağışla sevdiğim tamam. Neşet Ertaş'ın değişi. Evet. Sen şimdi abi, lise birden itibaren okul müsamerelerinden başla, işte kendi okulumuzun, diğer okulların korolarına, solistlerine, efendim, oyun folkloruyla yapılan gösterilere, evet, müzikle katılmak da dahil olmak üzere derneklerde korolara, solistlere, ayrıca da bir sürü insana çaldım. Evet. Sahneciliğin de çok fazla. Var. Tahminen repertuarında kaç türkü vardır? Birçoğunu unutmuş olabilirsin. Hiç saymıyorum. Bir de bende bir şey ama var. Ama herhalde şöyle bini falan bulmuş. Mutlaka vardır. Ben bir de şey, bende bir hastalık var. Şimdi bana türkünün ismini söylersiniz. Ben hiç hatırlayamam, bilemem. Doğru. Ne zaman birisi bir şey mırıldanır veya notayı görürüm. Özellikle konserlerde çok başıma geliyor. Şimdi gidiyor bana diyor ki işte bin derdim vardı, bin daha oldu. Nasıl? Ne? Yani ezgi hiç aklıma yok. Ta ki notayı görene kadar veya işte birisi mırıldanana kadar hiç hatırlayamam. Şimdi ben de söylemiyorum, söyleyemiyorum. Söz bende de söylemiyorum. Bende de hiç söz yok. Böyle mırıldanırsa falan hatırlıyorum. Bazen eskiden çaldığım bir şeyi hatırlayamıyorum. Çıkaramıyorum yani da falan. Ama senden bir farkım var. Sen notayı koyunca çalıyorsun, ben o zaman da çalıyorum. Yok, bende şey var yani, o hastalık var. Notayı koydu mu daha şey. Abi yok. Sen hafızaya kaydetmiyorsun. Yok, ben şey, hafıza yok bende işte, sıfır. Yok değil de kaydetmiyorsun. Kaydetmiyorum. Ha, nasıl olsa diyorsun, notayı koyunca çalıyorum. Ama işte zor olur yani, bir sahneye gidiyorsun şimdi notayı nerede bulacaksın her zaman? Değil şey mi? Bulamıyorsun şimdi. Yani istek olursa yıkadıp kalıyorsun. Arkadan solist diyor ki şuna geç. Neydi yani, nasıl duruyor? Yanındakine soruyorsun, nasıl dolundu diye. O da zor oluyor yani. Sahneci olunca zor, sahnede olunca zor. İşte sahnede peş peşe geliyor, arkasına bağlayacak. Yani. Vallahi ben kendisinden duymadım da birileri anlattı. Musa Eroğlu sahnede pavyonda işte atıyorum Hüdayda'yı çalıyor. Adam biri Hüdayda'yı çalsana, Hüdayda'yı çalsana, o çalıyor aslında. Adam artık kafasından ne düşünüyorsa silahı çekiyor, geliyor kafaya dayıyor. Hüdayda'yı çalsana diyor. Abi çaldı zaten Hüdayda.
Rüyada deyince hemen rüyada geldi hakkında. Hemen dedim. Bir hatırlatalım. Evet, öyle bir variyeteler yapıyorduk kayıt dışındayken. Hani bir cica mısın? Az önce ne yapıyorsun ya? Geçmişte 70'li senelerden bahsediyorum. Tabii Orhan Gencebay fırtınası var. Bütün dolmuşlar, taksiler falan. Arabesk'in da ilk çıktığı ve arabesk müziğin çıktığı. Arabesk sadece müziğe has değil tabii. Neyse. Coşkun abi evde işte bir sohbette bir taraftan tezgahta çalışıyoruz bağlama yaparken. Bir taraftan sohbet ediyoruz. Abi dedim ya nereden geldi aklıma bilmiyorum. Bu Orhan Gencebay için ne dersin? Şöyle bir baktı, kötü bir mobilyaya çok iyi cila atan bir adam dedi. Yani yaptığı müzik çok kötü ama o müziği iyi icra ediyor. Evet. Şeyi hakikaten iyi icracı adam. Evet. Bir arkadaşla bu bahsettiğim Yalçın Yılmaz'ın da ifadesi, ben Orhancı falan değilim, dinlemem de. Şöyle diyorum. Arabeski reddedecek kadar kibirli değilim ama sevecek kadar da zevksiz değilim diyorum. Sonra da şuna ekliyorum diyor ki, zevksizlik de sonuçta bir zevk. Yani ben zevksiz değilim diyorum ama millet zevk aldığına göre zevksiz olan ben de olabilirim. Ama o da benim zevksizliğim zevki. Herkesin kişiye göre değişiyor. Tabii ki göreceli. Yalçın Yılmaz da müthiş bir makam ustası diyor Orhan Gencebay için. Makamları herhalde iyi biliyor. Evet, iyi bilir, evet. Ama 90'lı senelerde, o zamanlar biraz daha zafik falan yapıyordum. O tarihlerde bazı düzenlemeleri yapan bir DJ çocuk vardı. Adını falan hatırlamıyorum ama televizyonlarda popülerdi. O çocuk yine televizyonda dedi ki, ortaya koyuyor almış plakları, şu diyor orijinal Arap. Çalıyor. Bu da diyor Orhan Gencebay. Melodi aynı. Aynı. Şimdi siz takdir edin diyor. Arap mı Orhan'dan aldı? Orhan mı Arap'tan aldı? Ondan sonra diyor ki Arap'ınkinin tarihi şu, Orhan'ınkinin tarihi bu. Orhan'ınki çok sonra. Ama 6-7 tane böyle parça dinletti. Ben bu, de onu dinlemiştim ya. Şey, hatırlıyorum. Değil mi? Ama buradan şu sonuç çıkıyor. Bas bayağı oradan alıyor, apartıyor, çalıyor yani. Evet, evet. Arap müziğini çalıyor, kendi bestem diye. Ya bunlar kötü şeyler ama ondan sonra o çocuğun sesi soluğu gitti abi ya. Yok ortada... Ama şeyi bağlamayla çok iyi kullanan bir adam Orhan Gencebay. Bağlamayı çok bağlamayı iyi kullanmak ayrı şey. Ama... Şimdi ama şey hırsız yönü var çünkü çoğu parçalarını Arap şeyinden, evet, müziklerinden... Evet yani şimdi Meryl'den kirlenmek ayrı bir şey ama evet, onu birebir alıp koymak ayrı bir şey. Ufak tefek değişikliklerde. Evet. Ben o kısmını sevmiyorum. Artı arabeskte çok büyük bir hüzün, bir melankoliklik. Evet, ben de hiç sevmiyorum. Arabeskte hiç işim olmaz. Yani sahnede hiç çalmadım. Şimdi bizim türkülerimizde hüzün vardır. Ama bir acılardan doğan gerçek anlamda. Gerçek anlamda yaşanmış bir şeyi anlatıyor. Ha. Yoksa öyle, yok onda şu var da bende yok. Kun hüznü değil. Evet, evet. Ama arabeskte benim algıladığım o.
onda şu var, o böyle yaşıyor, bu şöyle ama ben işte böyle, dolayısıyla bir böyle karamsarlık vesaire falan. Ben haz etmiyorum, ben evet, haz etmiyorum. Abi ellerine sağlık. Abi sağ olun. Bir örnek daha. Vallahi iyi oldu ya, teşekkür ederim. En azından, size. Bak Elif diyor ki şu siyah sazda diyor parmaklar çok güzel çıkıyor. Orada bize bir ibadete yapsan abi. Sen yap abi bu işi. Yok abi. 700 ayağımız dolaşıyor. O işi sen yapacaksın abi.